Business Channel Türk ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bugün o kadar güzel bir mekandan sizlere sesleniyoruz ki. Ama bu güzel mekanın kurucusu Mahmut Kökten'e bir merhaba diyelim. Mahmut Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhaba Radya Hanım, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mahmut Bey, hakikaten sevgiyi çok dorukta hissetmedikten sonra böyle bir işletmeyi yürütebilmek öyle herkesin harcı değil diye düşünüyorum. Önce kısaca sizi tanıyalım. Sonra bu sektöre giriş serüveninizden başlayalım. 1972 Samsun Terme doğumluyum. İlk, orta, lise tahsilimi Terme'de yaptım. Daha sonrasında üniversite, kamu yönetim 4 yıllık üniversite mezunuyum. Şimdi bu sektöre tabii çeşitli işleri yaparken siyasi bir ortamda bulunduğum dönemde büyük bir abimin, belli bir noktadaki abimizin yönlendirmesiyle başladık. Hı hı. Ama bize ilk etapta bu bir iş gibi geldi. Ama işin içerisine girdiğimiz zaman bu işten daha öte, gerçekten gönlünün, sevginin verilemediği bir ortamda başarı sağlanamayan bir sektör halinde olduğunu gördük. Ve ciddi bir ekip kadromuzla, tabii büyüyen, sürekli gelişen ve sürekli geliştirdiğimiz bir ekip kadromuzla biz bu işi artık bir sevda meselesi haline getirdik. Evet. Ve onun için de 2016 yılında biz yani ilk defa bir Sina Özel Eğitim adı altında bir rehabilitasyon merkezi kurduk. Hı hı. Bu merkezimizin ismi çok sevdiğimiz kızımızdan geliyor. Evet, ben diyecektim şimdi, evet. Sina nereden geldi diye. Evet, kızımızdan geliyor. Hı hı. Biz çocuklarımızın üzerinde her çocuğumuza özel bir yer yaparak ismini yaşatmaya çalıştık. İlk çocuğumuz diye Sina'yı, ilk işimiz değil ama ikinci, üçüncü işimizde biz Sina olarak karar verdik ve Sina ismini verdik. Öncelikle küçük bir mekanda, işte yaklaşık 300-350 metrekarelik bir mekanda başladık. Tabii öyle bir geliştik, öyle bir büyüdük, öyle bir noktaya getirdik ki sevgimizi koyunca, tabii bir de aşk, iş aşkı ve öğrenciyi gördükçe ona fayda olabilme aşkını da yaşadıkça insanların bize karşı çeşitli ilçelerden de öğrenci göndermek durumu söz konusu oldu. Tabii bunu büyüdükçe kendimizi de büyütmek, büyüdükçe kendimizi de geliştirmek zorunda kaldık. Termideki Sina'yı, Çaybaşı ve İlküves'teki bir Sina ile ikinci bir şübesi olarak devam ettirdik. Harika. Tabii burası da tabii yetmedi. Orada ciddi bir Çaybaşı'nda, İlküves'de öyle bir eğitim ortamı bu zamana kadar yaşanmamış bir durumu yaşattık ve insanların, hı hı, çok beğenisini kazandık. Bu bölgede, Ordu bölgesi ve Samsun bölgesinde Sina isminden söz edilir. Özel eğitimde gerçekten altına imza attığımız bir ortam oluşturduk. Ne güzel. Böyle olunca dedik ki biz bina olarak yetersiziz, ortam, hı, olarak yetersiziz. Kadromuz burası iyi. Burası tam bir yaşam alanı haline gelmiş. Evet. Sadece hani rehabilite edilen bir merkez formatında değil. Adeta çocukların her ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekan haline gelmiş. Şimdi şöyle, tabii bir şeyler yapalım diye düşündük. Hı-hı. Düşününce araştırmaya girdik. Türkiye'nin belli yerlerinde dolaştık. Avrupa'ya gittik. Almanya'da, işte Bangkok'ta belli bu tür yerler var mı? Okullar nasıl yapılıyor? Hı-hı. İşte bir rehabilitasyon merkezi değil de rehabilitasyon engelli işte yaşam alanı gibi nasıl yapabiliriz'i çok tartıştık. Sağ olsun ekip arkadaşlarımızın da belli noktalarda yönlendirmesiyle ciddi bir proje yaptık. Hı hı. Bu proje hayata geçirdik kısa zamanda, 18 aylık bir süre içerisinde hayata geçirdik ve buraya taşındık ve öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten burada kendisini buldu. Burada her yapılanı görür anlamına geldi her şey. Yani öncesinde bir karmaşa vardı, bir küçük mekanda sevgiyle yaptığımızdan dolayı çok belli olmuyordu ama burada, hı hı, hem sevgimizi hem de mekanın ferahlığıyla çok özel bir ortam yakaladık. Bu tabii öğretmenlerimizin daha çok başarılı olmasına sebebiyet verdi. Bu öğrencilerimizin hızlı gelişmesine sebebiyet verdi. Bu velilerimizin burayı daha çok böyle gelir, böyle
merak eden, tabii yani böyle buraya gelip burada evi gibi, evde bir şeyler yapıp gelip hep beraber yenen ve ciddi bir ortam oluşturulan bir mekan haline geldi burası. Biz velilerimizle, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, ekibimizle gerçekten çok mutluyuz. Şimdi hepsinden teşekkür alıyoruz, hepsinden beğeni alıyoruz. Bu da bizim yaptığımız işi çok iyi önemsediğimizi ve başarılı olduğumuzu ve bu işte bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Aslında çok eskiye gittim Mahmut Bey. Televizyonculuk hayatına ilk başladığımda özellikle engelli derneklerle program yapmayı çok özen gösterirdim. Çünkü onların da çok hani Allah-u Teala tarafından hepimize emanet olduklarına inanırdım. Şimdi çok güzel hani böyle imkana sahip yerlerde olabilmiş olmaları nereden nereye geldiğimizin de çok güzel göstergesi aslında. İnşallah her rehabilitasyon merkezi bu kadar kaliteli ve bu kadar yaşam alanı formatında devam ediyordur. Bir de tabii sevgiyi hissetmek ve hissettirme olayı da çok kıymetli bir şey. Mesela bizi sevgili seyirciler buraya geldiğimizde bizi kapıdan Büşra karşıladı. Evet. Büşra diye bir kızımız karşıladı. Yani oysa bu çocuk engelli pozisyonunda olan bir çocuk formatındaydı. Yani hani bu farkı içerisinde yaşayarak gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle, Büşra bizim yaklaşık 7-8 yıldır bir öğrencimiz. Geldiği zaman gerçekten kendisini hiç ifade edemeyen veya Büşra gibiler diye söyleyelim. Evet. Tabii hiç kendini ifade edemeyen birini gördüğü zaman kaçan, kendini saklayan, bir konuşmadan konuşmayı bilmeyen demeyelim de konuşurken çok sıkılan ve yanında illaki evden biri olduğu zaman ancak kendisini ifade edebilen bir çocuktu. Ama daha sonra özellikle bu mekanda Büşra'da çok ilerlemeler kaydettik biz. Büşra burada burayı kendi evi gibi görmeye başladı. Geliyor mutfakta becerisini geliştiriyor. Özel çünkü mutfağımız var bizim. Becerisini geliştiriyor. Gidiyor atölyede alışkanlıklarını geliştiriyor. İşte bireysel derslere giriyor. Kültürünü ve eğitimini yüceltmeye çalışıyor, geliştiriyor. Grup sınıflarına giriyor. Grup sınıflarında ekip arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesini öğreniyor. İşte dışarıya çıkıyor. Bahçede oyun alışkanlıklarını geliştiriyor. Arkada hayvanat bahçesinde hayvan sevgisini geliştiriyor. İşte yan tarafta hobi bahçesinde işte bir bitkinin, bir sebzenin nasıl yetiştiğini görerek onu oradan alıp onu yemenin zevkine vararak o kendi doğal yani her şeyin doğal olduğu bir ortamda yaşayarak görerek yetişmeyi öğreniyor Büşra ve Büşra gibi arkadaşlarımız. O nedenden dolayı biz Sina Özel Eğitimi kurarken yani ilk başta kurduğumuzda bu kadar düşünmüyorduk. Yani bu kadar gelişiriz, bu kadar bu işe emek veririz diye bir düşüncemiz de yoktu ama biz Sina Özel Eğitimi... Bu da çok samimi bir itiraf biliyor musunuz gerçekten Mahmut önemli Bey? Gerçekten yani çok, biz bir işletme olur. Çok kıymetli bir itiraf aslında. Evet. Yani. Ya düşüncemiz şeydi bizim yani işti, bir sektördü. Devletimize ve hükümetimize bu konuda teşekkür etmek lazım. Gerçekten özel eğitim alanında ciddi bir sektöre imza attı. Yani ciddi bir yatırıma imza attı. Ve burada bizim sokakta gezen, ilçemizde, ilimizde ve Türkiye'nin her caddesinde gezen ve herkesi rahatsız eden engelli arkadaşlarımızın artık eğitim alarak faydalı olması için devletin büyük bir projesiydi. Öncelikle biz bu projeyi imza atan arkadaşlarımızı gerçekten tebrik etmemiz lazım. Gerçekten onları saygı ve sevgiyle anmamız lazım. Yoksa biz bunları düşünemezdik. Düşünsek bile vatandaşın gelir kaynağı düşük, böyle bir eğitim ortamına katkı veremezlerdi. Devletin bu katkısıyla dünya kadar insan sadece Terme'de, Sina'da değil, dünya Terme'nin dışındaki tüm Türkiye'de yararlanıyor ve bundan da gerçekten velilerimiz ve çocuklarımız çok mutlu ve çok da güzel gelişmeler sağlanıyor. Şimdi mekanın büyüklüğü ve yaşam alanının kapasitesine baktığınızda sadece işte Samsun'un Terme ilçesine hizmet verecek
boyuttan daha yüksek gözüküyor. Dolayısıyla diğer ilçelere ya da Karadeniz bölgesine hizmet edecek kadar böyle evet. bir vizyonla ortaya çıktığınız çok net gözüküyor. Peki yani bu konuda çalışmalarınız var mı? Altyapı noktasında görsel olarak bir yeterlilik var ama ulaştırmasıydı, şu suydu, bu suydu. Bununla ilgili yeterli bir donanım var mı? Hamit şimdi Bey? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burayı kurduğumuzda tabii başlarken de bu kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Hı hı. Yani yaptıkça ve eksiklerimizi görerek, araştırarak çok daha güzel bir noktaya getirdik. Ve ziyaret eden bizim müfettiş arkadaşlar ve diğer arkadaşlar, Sina Özel Eğitim'in Türkiye'de, gerçek pazarlamacı arkadaşlar, Türkiye'yi gezen, bu tür sektörlere malzeme veren arkadaşlar, Türkiye'de böyle bir yapının çok nadir olduğunu, yani Karadeniz bölgesinde hiç olmadığını ama Türkiye'de çok nadir olduğundan falan bahsettiler. Biz de tabii yaptığımız işi çok hoşumuza gitti. Yani böyleyse o zaman burayı geliştirelim diye düşündük. Tabii Sina Özel Eğitim'de şu anda yapılamayan, eksik gördüğümüz bizim yatırımlarımız var. Bu yatırımlardan işte çocukların alışveriş yapabilmesini sağlayabilmemiz için küçük bir mekan yapmamız gerekiyor. Alışveriş mekanı yapmamız gerekiyor. Yani burada çocuk rahatlıkla cebine 3-5 kuruş harçlık aldığı zaman tabii gerekiyor. Para verip para üstünü alıp veya orada kendini ifade edip ne istediğini, neyi alması gerektiğini bilmesi ve parasını vermesi ve üzerini alıp tekrar geri dönebilmesini sağlaması lazım ki bu çocuk bir yere gittiği zaman kendisini orada şey yapabilsin, başarabilsin. Yani kendisiyle şey yapabilsin, başarılı olduğunu görüp güveni artsın. Amacımız bu. Onun dışında bir havuz yaptık. Yani havuzumuz var. Çocukların biliyorsunuz yani su insan vücudunda gerçekten çok büyük değişiklikler yaratabilen bir şeydir. Bir havuzda çocuklar yüzmeye başladığı zaman, yani orada yüzmeyi öğrendiği zaman, daha doğrusu bizim engelli çocuklarımızın çoğu yüzmeye başlaması değil de yüzmeyi öğrenmesi statüsünde şu anda. Yani bunu öğrendiği zaman çocuklar dünyası değişiyor. Çünkü termemizde, Samsun'umuzda sağ olsun birkaç yerde var ama termemizde bir havuz ortamımız yok. Aha. Sadece Sina Özel Eğitim'de şu anda bu var. Ne ve bunu güzel. Biz dışarıya değil sadece kendi öğrencilerimizle kullanıyoruz. Ve kendi öğrencilerimizin hem yüzmesini, hem vücut gelişimini sağlamasını, hem bedensel özürlü olan, engelli olan öğrencilerimizin o bedenindeki özel bir vakumlama sistemi var. O sistemde hızlı tedavi yöntemine ulaşma sağlıyoruz. Sinema salonuna kadar her evet, türlü ihtiyacı evet. hani evet. Bünyesinde barındıran bir yaşam merkezi kurmuşsunuz. Hı-hı. Tabii bu özel çocukların da kendilerini aile ortamında hissetmeleri de hem hissetmedikleri, bilmedikleri şeyleri öğrenmelerini sağlamışsınız. Hem de hayata adapte olabilmeleri konusunda gerçekten birçok zorluğun üstesinden gelebilmeyi öğrenme noktasına gelme için çok güzel bir yer. Ben öncelikle kutluyorum sizi, tebrik ediyorum. Özelinde de sevgili seyirciler biraz sohbet ettiğimizde hani başarının sırrı özellikle benim programımın formatı. Bunu neye borçluyuz diye söylediğimizde birlikte hani sevmeden başladık. İşini sevmeyle odaklı diye başladık ama birlikte çalışıyorlar sevgili seyirciler. Eşiyle birlikte çalışıyorlar. Adeta burası kocaman bir aile olmuş. Kökten ailesi gibi olmuş. Anne de burada çalışıyor. Baba da burada çalışıyor. Ve kocaman bir aile. Sanıyorum hani fiziksel mekanların çok önemli olduğunu düşünüyorum ama fiziksel mekandan ziyade çocuklara, özellikle engelli çocuklara gönderdiğiniz o sevgi enerjisinin geri dönüşümünü biz aldık açıkçası. Yani. Şimdi şöyle Murat Hanım, biz çocuklarımız kurumumuza geldiği zaman biz onlara yapmacık değil, gerçekten hissettiğimiz şekilde davranıyoruz. Yani bunu çocuk hissediyor. Çocuk kucağımıza atlıyor. Çocuk bizle el kol hareketi yapıp yani elini belimize dolanıyor. Onlar birlikte aşağı mutfağa iniyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Birlikte yemeklerimizi yiyoruz. Ondan çocuklarımızla bireysel derslere girene kadar, kapıya kadar eşlik ediyoruz. Yani ve bireysel dersini alıyoruz. Çıkan çocuk grup derslerine giriyor. Çıkan çocuk işte atölyelere giriyor. Çıkan çocuk
İşte burada Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Bir din kültürü ve ahlak dersi veriyoruz. Çocuklarımızın yani erkek ve bayan kız çocuklarımızda gelişimin ne anlamda olduğu, ne şekilde olduğunu gösterir eğitim metotlarımız var. Yani hocamız, teşekkür ediyoruz kendisine, anatomiyi sağlıyor. Yani erkek nasıl olması gerekir, nasıl davranması gerekir, bir kız çocuğumuz nasıl olması gerekir, hangi şeylerde nasıl bir ortamdan geçmesi gerekir, bunları biz burada çocuklarımıza bunu da sağlıyoruz. Sadece bizim verdiğimiz bireysel eğitim değil. Bireysel eğitim her okul veriyor, her kurum veriyor. Amacımız bunlarla takviye yaparak çocuğun her türlü gelişimine fayda sağlamak. Burada otistik bir çocuk şu anda Kur'an öğrendi, Kur'an okuyor. Yani bu yani Türkiye'de ne kadar vardır bilmiyorum. Ama bu bölgede hiç duymadım. Şu anda bizim hocamız öğrencileriyle, otistik öğrencisiyle surelerin çoğunu bitirdi. Kur'an-ı Kerim'de belli bir noktaya kadar çocuklarımızı getirdi. Bu aşkla oluyor ya. Bu bir sevgiyle oluyor ya. Bu yani çocuk çünkü bazen olumsuz bir harekette bulunabiliyor. Çoğu bunu çekmeyebilir, çoğu bunu istemeyebilir ama gerçekten sevgiyle yaklaşan, onu kendi empati yaparak, onu kendi yerine koyan bir kadro ile beraber çalışıyoruz ki ben buradan gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani insanlar bazen kendi çocuklarına bile tahammül edemezken görüyoruz, çünkü şahit oluyoruz. Teknoloji hayatımızda hep olmalı Mahmut Bey. Bunun da altını çiziyorum. Bilişim dünyasında yer alan birisi olarak. Ama çocuklarına cep telefonlarını tutuşturarak onların işte hani başlarından savmaları, hani sağlıklı çocuklara bile bunu yaparlarken engelli çocukları hani bakmak, engelli çocuğun hani öyle bir aileye sahip olmak, öyle bir aile olmak kolay bir şey değil. Aslında ailelerin de çok büyük yüklerini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Sorumluluklarına o kadar çok güzel katkı sağlamış oluyorsunuz ki sadece çocuğa değil, ailelerle de birlikte paralel yürümek durumundasınız değil mi? Sadece aile de değil. Biz aileyle zaten mecburuz paralel yürümeye de. Okula giden öğrencilerimizin öğretmenleriyle de biz beraber paralel yürüyoruz. Çünkü okula giden engelli öğrencilerimizin okuldaki gelişimini bizdeki vermiş olduğumuz eğitim metoduyla birleştiriyoruz. Evet. Öğretmenler, aile, öğrenci, kurum, kurum yöneticileri birlikte hareket ediyoruz. Yoksa başarılı olma şansımız yok. Çünkü öğrenci bazen bizi kullanıyor. Öğrenci bazen bizden yararlanmaya çalışıyor. Ama öğretmeniyle, ailesiyle ve buradaki beraber olduğu grupta birlikte hareket ettiği öğrencilerle beraber hareket edersek öğrencinin bizi kullandığını o zaman anlıyoruz ve o metoda göre hareket edip onun daha iyi gelişmesini sağlıyoruz. O da anlayınca zaten hemen geliyor, bizim anladığımızı görüyor ve daha çok farklı yaklaşıyor, sevgiyle yaklaşıyor ondan sonra yani. Çok hoş ya. Ay, bunu fark edebilmek de evet, çok güzel bir şey. Bir şey. Yani aslında özel öğrenci denilince biz tabii normal hayatı yaşayan insanlar olarak bunların çok alt başlıklarından da haberdar değiliz açıkçası. Kategorileri çok bilmiyoruz. Bir de bu kategorilere birebir eğitim mi veriyorsunuz hemen hemen? Tabii şimdi bizde modüllerimiz var. Görme engelli modülümüz var. Mesela bu bölgede görme engelli modülü olan kurum bildiğim kadarıyla yok. İşitme engelli modülümüz var, dil konuşma modülümüz var, çok hoş. Zihinsel engelli modülümüz var, bedensel engelli modülümüz var. Yani devletin şu anda modül olarak açmış olduğu, rehabilitasyon merkezlerine sunmuş olduğu tüm modüller şu anda bizde mevcut. Yani bunu bazı kurumlar yapmıyor. Yani külfet olur ya, ama bizler, biz bunu yaparken bir okullaşırlar. Özel eğitimde bir adım daha devlet ileriye gider. Okul statüsü oluşturur ve biz öyle bir şey yapalım ki yarın bu bölgenin okulu olabilen bir kurum haline getirelim Sina Özel Eğitimi diye biz böyle bir yatırım yaptık. Çünkü çocuklarımız okula gittiği zaman şey yapıyor, 20 kişilik, 25 kişilik, 30 kişilik sınıflar var. 2 tane öğrencimiz özel öğrenci. Bu öğrenciler öğretmen ders anlatırken bazen şey yapabiliyor, farklı davranışlarda bulunabiliyor diğerlerine göre. Evet. Ve o ahenk sınıfta bozuluyor. Biz istiyoruz ki, ben şahsım adına söylüyorum, bu sektörün
yıllarda içinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Devlet bu tür kurumları özelleştirip rehabilitasyon merkezlerini bir süre vererek kısa zamanda rehabilitasyon okulları haline getirip daha farklı bir eğitim ortamı sağlayacak duruma getirmesi lazım. Şimdi Mahmut Bey, aslında çok zeki gözüken, çok zeki çocuklar var ama hani dediniz ya, diğer öğrencilerin ahengini bozan çocuklar. Hı-hı. O çok, hani mucitlerde de vardır ya böyle, aslında çok zekilerdir. Kendilerine özgü bir şeyler verildiğinde çok güzel şeyler ortaya çıkarabileceklerdir muhtemelen. Hani o tür çocuklar da var mı aranızda? Tabii, üstün zekalı olan çocuklarımız evet, var. Evet, üstün zekalı. Bu çocuklarımız da bizde eğitim alabiliyor. Bizler sadece... Yani, çünkü bu tür vakalarla çok karşılaşıyorum ben. Hani benim çocuğum çok zeki, adaptör sıkıntısı yaşıyor. Ama nasıl bir yol haritası izleyeceğimi de bilemiyorum diyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Normal okullarda okuyor. Hani normal devlet müfredatı ya da özel okul müfredatı vesaire falan ama yine de bir farkındalığın oluştuğu noktaları olabiliyor. İşte bu tür modülünüzde var mı? Şimdi şöyle, üstün zeka diye bir normalde rehabilitasyonlarda bir modül yok. Hı hı. Ama bizim hareketli olan çocuklar diye adlandırdığımız öyle ama çok zeki olan, sıkıldığı için de derse kendisini veremeyen çocuklarımız var. Veremediği için okuma yazmada sıkıntılı olan, bizim özel öğrenme güçlü dediğimiz çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın bazıları üstün zeka oluyor, bazıları da okula gitmediği için öğrenemiyor. Bazıları da gerçekten alamadığı için öğrenemiyor. Hı hı. Biz üstün zekalı çocuklara özel birkaç tane sınıf yaptık. Hı hı. Yani bunların zekalarında daha ve kendilerini sıkılmadan bir şeyleri yapabildiğini ve arkadaşlarıyla beraber hareket edebilmesi gerektiğini öğreten birkaç tane sınıfımız var. Bu sınıflarda o arkadaşlarımıza, o çocuklarımıza biz fayda sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve çok da yol aldığımıza inanıyoruz. Mahmut Bey, Özel Sina Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tam bir yaşam alanı zaten. Eşinizle birlikte de işletmeyi birlikte götürüyorsunuz. Bir aile sevgisi ve şefkatiyle bu işi üstlenmişsiniz. Evinize ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Şimdi daha öncesinde bizim birkaç sektörde işlerimiz vardı Murat Yanım. O zaman sadece evi eşim götürüyordu. Vakit noktası bizde yoktu. Çünkü sabah 7, gece 12 çalışıyorduk. Bir termede çok özel bir restorantımız vardı. İşte turizm acentemiz vardı. Sürücü kursumuz vardı. Ve rehabilitasyon merkezimiz vardı. Ve her geçen gün yatırım yapan, gelişen bir bakış açımız da vardı. Şimdi şu anda işte restorantımızı biraz tabii eve vakit ayıralım, çocuklar büyüdü, çocuklara vakit ayıralım diye. Hem de bu kadar büyük bir yatırımda çocuklarımıza, yani özel çocuklarımıza daha çok vakit ayıralım mantığında biz restorantımızı ve turizmimizi, restoranımızı devrettik, turizmimizi de askıya aldık. Şu anda eğitim sektörüyle ilgileniyoruz. Bu eğitim sektörü birisi sürücü kursu, biri de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Şimdi bu dönemde, bu sektörlerde saat 6'dan sonra bizim işimiz bitiyor. Hı hı. Bu da demektir ki 6'dan sonra biz beraber çalıştığımız mesai arkadaşımızla artık eve eşimize dönüyoruz, çocuklarımıza dönüyoruz. Ya bu da bizi son zamanlarda çok mutlu etti. Ama öncesinde tabii bunu yakalayamıyorduk. Sevgisiz hiçbir şey olamaz. Başarının sırrı yaptığın işi, olduğun yeri gerçek anlamda sevmek ve sevgiyle temsil etmekten geçiyor. Başarının sırrı bu. Ve sorun varsa soruna anında müdahale etmekten geçiyor. Karşılaştığın insanlara yapmacık değil, gerçek özünle davranmaktan geçiyor. Beraber çalıştığın arkadaşlara samimi davranmaktan geçiyor. Sektör olarak birlikte olduğun sektördeki arkadaşların arkasından oyun oynamamak, film çevirmemekten geçiyor. Yani onlara samimi olmaktan geçiyor. Yani bunları yaşarsan ne kadar etrafında sana zarar vermeye çalışan insanlar olursa olsun zaten zarar bir yere kadar veriliyor. Ondan sonra kendi kendilerine zaten sıkıntıya düşüyorlar. Ondan dolayı biz
Bu başarının sırrını bir ciddi bir çalışma ortamımıza, sevgimize ve işimize gerçek anlamda doğru bir şekilde sahip çıkmamıza borçluyuz. Yani başarının sırrı bu diye düşünüyorum. Yani. Müthiş. Ben devamını diliyorum. Başarılar diliyorum. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel, güzel bir sohbet oldu. Sizinle olmak da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Özel Sina Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.